Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere First Lego League'in bu seneki teması olan City Shaper'la ilgili bilgiler vereceğim. Bunlar neler? Robotunuzu yapmak için kullanacağınız parçalar, ardından masayla ilgili bazı bölümleri anlatacağım ve son olarak da bazı kuralları size göstereceğim. İlk olarak robotla başlayalım. Robotunuzda gerekli olması zorunlu olan iki şey var öncelikle. Bunlardan birisi bir tane mikro denetleyici. Yani şurada görmüş olduğunuz buradaki tuğla. Ardından gerekli olan bir diğer şey ise, bu arada bu mikro denetleyici maç başına bir tane, yani sadece bir tane kullanabiliyoruz, başka bir tane takamıyoruz. Ardından diğer zorunlu kullanılması gereken şey, şu altında gördüğünüz gibi iki tane büyük motor var ve şurada da bir tane küçük motor, orta boyutlu motor var. Bunlardan en fazla 4 tane kullanabiliyorsunuz. Ardından sensörlerimiz var. Bunlardan istediğiniz kadar kullanabiliyorsunuz. Fakat 4 tane sensör çıkışımız olduğu için arkada şu şekilde 4 tane kullanabiliyoruz sensör. Ve buradaki sensörümüz de bu şekilde. Şuradaki. Yani color sensör. Sensörlerimiz 4'e ayrılıyor. Birincisi buradaki gibi touch sensör, yani dokunma sensörü. Buradaki az önce gösterdiğim gibi color sensör. Buradaki gyro sensör. Ve buradaki de ultrasonik sensör. Ardından masayla ilgili bilgilere geçelim. Burada görmüş olduğunuz her şeyin kurulduğu yer, yani oyunun oynanacağı yer saha. Buradaki desenleri olan şey, yani örtüye benzer yer, mat diye geçiyor. Şuradaki matın olmadığı yerdeki boş kısma ev deniyor. Şurada görmüş olduğunuz çizgilerin yani büyük kısmında bu kalan tarafa büyük denetim alanı, küçük kısımda kalana da küçük denetim alanı deniyor. Buradaki çeyrek daireye ise başlatma alanı deniyor. Ekstradan şunu da sizlere söyleyeyim. Eğer bütün eşyalarınız kollarından tutun tasarım motorlarınıza, işte maç esnasında kullanacağınız robotlara, onların hepsi eğer burada görmüş olduğunuz küçük denetim alanına sığarsa, yaptığınız görevlerde ek olarak 5 puan alıyorsunuz. Ama winch görevini yaparsanız eğer ekstra olarak 10 puan alıyorsunuz. Ardından oyun kurallarından bazılarını söyleyeyim ben, yani anlatayım. İlk anlatmak istediğim şey hassasiyet pulları. Şurada görmüş olduğunuz şeyler, yani şu şekilde. Bunlar normalde kırmızı, fakat bizde kırmızı renkli olmadığı için gri kullandık. Hassasiyet pulları şu işe yarıyor. Eğer hiç hassasiyet pulu almazsanız 60 puan kazanıyorsunuz. Eğer bir tane hassasiyet pulu alırsanız 45 puan kazanıyorsunuz. 2 hassasiyet pulu kazanırsanız 30 puan, yani daha doğrusu kaybederseniz 30 puan alıyorsunuz. Ve böylece devam ediyor. Eğer hiç pulunuz olmazsa 0 puan alıyorsunuz. Bu turnuvada 3 resmi turunuz olacak. Ve o 3 resmi turdan aldığınız en yüksek puan sizin hanenize yazılacak. Yani sıralamaya o puan belirlenecek, o puan gelecek. Ardından maça getirmeniz gerekenler.
Teknisyen olarak belirlenmiş iki kişi de dahil ekibinizin tamamı. En fazla 10 kişiye kadar. Ardından robotunuz, birden fazla robot varsa sadece bir tanesi olmalı. Ardından bir mikro denetleyici bataryası veya 6 adet AA kalem pil. Yani robotunuz maç esnasında pili biterse hemen acil bir durumda hemen değiştirebilin diye. Şimdi size maç süresine başlamadan önce olan şeyleri anlatacağım. İlk olarak maç süresine başlamadan önce 1 dakikanız olacak. O 1 dakika içinde sensörlerin tonunu, rengini ayarlayabiliyorsanız ayarlayacaksınız. Ardından eğer masada bir yerde sorun varsa, mesela burada bir araba düşmüştür veya buradaki bir kol çıkmıştır, o zaman hakeme rica edin ve hakemin size yardım etmesi için orayı takmasını bekleyin. Ardından maç sırasında ne olacaklarını anlatayım size. İlk olarak hazır olduğunuz anda hakem 3-2-1 diye sayacak. Ardından başla ya da bip diye size seslenecek ve siz başlayacaksınız. Bu turnuva içindeki turlar 2,5 dakikadan oluşuyor ve 2,5 dakika içerisinde en fazla görevi yapmaya çalışıyorsunuz. Ve bu 2,5 dakika sonunda eğer robotunuz hala çalışmaya devam ediyor ise robotunuzu durduruyorsunuz ve orada bırakıyorsunuz. Maç sonunda olacak şeyleri anlatacağım. Maç sonunda yanınıza gelen hakemle birlikte hangi görevleri yaptınız veya yapmadınız, bunlarla ilgili puanlamayı yapıyorsunuz. Ve ardından eğer puanlama konusunda bir sıkıntı yoksa, yani siz de puanlamanın doğru olup olmadığını kabul ettiğinizde bir sıkıntı oluşmuyorsa, size bir kağıt uzatıyorlar ve o kağıdı imzalatıyorlar. Bu kağıdı imzaladıktan sonra puanınız işlenmiş oluyor. Bugün anlatacaklarım bu kadardı. Videoyu bitirmeden önce, bu tarz videoları devam ettirebilmem için videoları izlerseniz ve beğenirseniz, ayrıca kanalıma abone olursanız beni çok sevindirirsiniz. Şimdiden çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Bay bay.